Merhaba 7/24 Kocaeli takipçileri. Geri sayımda Duygu Mert'le yeni bir konukla birliktesiniz. Ve geri sayımda son haftanın içine girmiş bulunmaktayız. Pazartesinden itibaren de Facebook'tan size canlı yapacağımız yayınlarda son gündem kulislerini ve olup biteni değerlendireceğim geri sayımlar olacak. Bugünkü konuğumuz Vatan Partisi İzmit Belediye Başkan Adayı sevgili Sayın Gökhan Onater. Hem sevgili diyorum hem sayın diyorum çünkü Gökhan Bey aynı zamanda bir dostluk hukukuna sahip olduğumuz arkadaşımız. Başkanım hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Geriye sayıma bir haftadan az bir süre kaldı. Evet. Bir hafta kaldı evet. Diyelim. Ve öncelikle ben sizi bir tanımasını istiyorum bütün Kocaeli kamuoyunun. Sizi bir tanıyalım. Teşekkür ederim. İlk önce Duygu Hanım çok teşekkür ederim bize böyle bir fırsat verdiğiniz için. Sağ olun. 7/24'e vesile çok sağ olun. İzmit halkını da buradan saygıyla selamlıyorum. Gökhan Onater. İstanbul'da doğdum ben. Doğma büyüme. Okullarımı orada okudum. Daha sonra işte İstanbul Teknik Üniversitesi makine resim bölümümü bitirdim. Hı hı. Ondan sonra iktisat bölümümü bitirdim. Ondan sonra evlendik. Bir tane çocuğumuz oldu. 20 yıl civarında doğalgaz sektöründe projeci olarak makine teknikeri olarak çalıştım. Daha sonra iktisat bölümünü bitirdiğim için en son çelik sektöründe çalıştıktan sonra artık dedim bu böyle olmaz. Mali müşavir olmaya karar verdik. Sayılarla uğraşmaya karar verdik. Ondan sonra mesleğimizi devam ettiriyoruz. Şu anda da KDV ve gelir vergisi bir anlamıyla yaparken kafayı kaldırdım. Röportaja 10 dakikada koşarak geldim. Tekrardan geri gideceğim. Hoş geldin, sefa geldin. Peki, Vatan Partisi'nin Türkiye'deki, öncelikle buradan başlayalım istiyorum. Halihazırdaki fotoğrafını çekmeni rica edeceğim. Sayın Genel Başkan da dahil olmak üzere. Evet. Bize o fotoğrafı bizim için siz çekin efendim. Peki. Vatan Partisi, Kurtuluş Savaşı döneminden beri var olan bir aydınlık gazetemiz var. Onun kuruluşundan itibaren Şefik Hüsnü Demer tarafından kuruldu. O dönemde Türkiye Sosyalist İşçi Çiftçi Fırkası olarak kurulmuştu. Oradan buraya gelene kadar en son işte Türkiye İşçi Köylü Partisi, daha sonra Sosyalist Parti, daha sonra İşçi Partisi, bugün Vatan Partisi adını alan bir partidir. Partimiz esas olarak Türkiye'deki vatanseverlerin, Atatürkçülerin bulunduğu bir partidir. Biz bilime önem veriyoruz. Esas bizim için hayatımızda önemli olan bilim esas almaktır. Doğu Perinçek yıllardan beri mücadelenin içinde olan bir devrimci liderdir. Deniz Gezmiş'in de liderliğini yapmıştır zamanında. O dönemlerde Amerikan emperyalizmine karşı mücadele nasıl devam ediyorsa bugün de hiçbir şey çizgisinden bir şey kaybetmeden devam etmiştir. İşte Türkiye çapında her yerde biz adaylarımızı çıkartıyoruz. Bunun dışında buyurun. Bu dönemde özellikle daha çok geriden gelen muhalif kanat, DSP, efendim Demokrat Parti, siz sanırsınız ana muhalefet partisi kadar böyle cabbar bir mücadeleye girdiniz bizim gözlemimizde tespit ettiğimiz noktada. Bunun sebebini ne olarak görüyoruz? Şimdi rakipleri de hepsini tek tek takip ediyorum. Bu muhalefetin çıkmasının sebebi artık insanların dayanacak gücünün kalmaması da ondan. Artık insanlar bir şeyler yapalım diyorlar. Ama hala en son size gelenlerin de yaptığı konuşmalar gibi hala sağ mısın, sol musun gibi düşünceleri var. Halbuki Türkiye'de bugün iki tane kamp var. Bir tanesi vatanseverler, emekçi halkın tamamını olduğu. Bir tanesi de işte kaderini Türkiye halkı ile birleştirmeyenler, emperyalizme hizmet etmek için uğraşanlar. Kendi ceplerini dolduran mafya tarikat takımı diyelim. Evet. Pekala. Direkt yerele dönüş yapalım. Böyle bir kısa fotoğrafın arkasından. Gökhan Onater, İzmit Belediye Başkanı adayı olduğunda İzmit için neler düşünüyor, neler yapacak? Biz şimdi her gün sokaklarda yürüyoruz. İzmit'in her yerini geziyorum. Tabii biz yürüyerek geziyoruz. Evet. Bazı arkadaşlarımız tribünlerden seyredip sahaya iniyorlar. Sahalarda yeni dolaşmaya başladılar. Biz halbuki sürekli mücadele ediyoruz. İzmit'lisiniz. Evet. Ve çevremizde baktığımız zaman en çok gördüğümüz olay hep asık suratlı insanlar, üzgün insanlar. Bu üzgün insanların yüzünü gülümsetmemiz lazım. Nasıl biz bunu yaparız diyerek düşündüm. Ondan sonra dedi ki artık biz bu şehri bir mizah kenti haline getirelim. Mizah kenti. Mizah kenti, evet. Mizahın başkentini biz İzmit yapalım diye düşündük. İşte sempozyumlar düzenleyelim, paneller düzenleyelim. Her yerde karikatürler olsun, her yerde işte Aziz Nesin hikayeleri olsun, Rıfat Ilgaz olsun. İnsanlar çünkü gülmek istiyor.
Neden o eski tür filmleri hep bizi güldüren filmler hiçbir zaman bozulmuyor? O aile sıcaklığını biz yaşıyoruz. Bu nedenle o mizahın gücü sayesinde bunlar kaldı. Mizahı öne almamızın sebebi aynı zamanda şu. Yani okuduğunuz bir çok kalın bir kitabı okuyorsunuz. Ondan aldığınız lezzeti bir karikatüre bir saniye baktığınızda onu da alabiliyorsunuz. Bir eğitim yöntemidir aynı zamanda. Evet. Bu nedenle ilk olarak biz bunu düşündük. Türkiye'de gülümsemeyen insanlar artık çok fazla. Evet. Bunun da en temel sebebi karın doymadan gülümsenemeyişinden kaynaklı. Dolayısıyla ekonomiyle ilgili bu sıkıntılar varken milleti nasıl güldüreceğiz başkanım İzmit'te? Evet. İşte zaten esas sorun bu. Bunun da biz şimdi projelerimizi anlatırken kaynakları göstererek anlatıyoruz. Diğer adaylar şunu bunu yaparız diyorlar. Ancak biz kaynakları da yerinde veriyoruz. Biz aracıları ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Şimdi bu anlatacağım büyükşehire giren bir konu. İzmit Belediyesi'ne gelen konu değil ama büyükşehirdeki planımız şu. İki tane belediyeye ait bir şirket kuracağız. Bu kuracağımız şirketlerle. Birincisi tarım, ikincisi KOBİ'lere destek olarak bunlar çalışacaklar. Tarımla alakalı olanlar da bu proje bizim halk manavı projemizi. Halk manavı projesini biz açıkladığımız zaman daha sonra tazim satışı olarak bunu takdir etti AK Parti hükümeti. Halk manavını siz açıkladınız. Evet. AK Parti bunu tanzim satışı olarak. Ama AK Parti'nin yaptığı tanzim satışta 14 liradan alıp 3 liraya satıyor. Halbuki bizim yaptığımızda hem biz köylüye şu anda sattığının 3 katı fazlasını veriyoruz hem bunu alan tüketiciye de yarı fiyatına satıyoruz. Nasıl bir hem sistem? Belediye kazanıyor. Çok basit. Aracıları kaldırıyoruz. 6 tane aracı var. 6 tane aracıya giden paralar. Çünkü o aracılarda sonuçta tuttukları yerler var. Ödedikleri yüksek kiralar var. Her seferinde bu paralar onların üstüne giriyor. Evet. Bu konuların uzmanı Büyükşehir Belediye Başkan adayımız. Aynı zamanda ticari istihbarat uzmanıdır kendisi. Yani bir malı kim aldı? O nereden nereye nasıl gitti? Bütün dünya çapındaki 159 ülkeyi incelemiştir. Ve bunları ortaya koymuştur. Rakamlar esas olarak bu şekilde. Evet. Bu bir de KOBİ ihracat üssü KOBİ'ler için bir projemiz var. O projede şu, şimdi normalde yurt dışına ihracat yapmak isteyen bir firmanın aylık ortalama gideri 80 bin lira civarında. Ve bunu herhangi bir KOBİ'nin karşılama imkanı yok. Ama bunu biz belediyenin kurduğu şirket olarak yaptığımızda 50 tane çalışan bir kişi 50 kişiye kadar yurt dışında satış pazarlama yapabiliyor. Bunlardan da ilimizde var olan 1500 civarında yabancı gelin var. Yabancı gelinlerinin bir kısmını burada şey yaparak, istihdam ederek 7 ayrı dilde dış ülkelere bunları satmak. Fındığı alıyoruz. Bizden aldıkları fındığı kat be kat hem kullanıyor, geri kalan yarısını da bizden aldığının 3-4 katına yurt dışındaki ülkeler bunları satıyorlar. Evet. Biz onları direkt aldıkları yerleri tespit ederek direkt kendimiz ithal. Aynen Türkiye'den göndereceğiz. Bu bizim tarımımızı kalkındıracak. Dolayısıyla tarım. Şunu söyleyebiliyor muyuz? Vatan Partisi'nin bu anlamdaki en büyük projelerinden bir tanesi aracıları kaldırarak halk manavı kurmak. Ve 1205 tane camimiz var Kocaeli'de. Her caminin yanında bir tane halk manavı. Neden camiler seçildi? Çünkü camiler herkesin ulaşabileceği yerlerde. Evet. O nedenle. Yani ihtiyar amca çıkacak camiden sebzesini alacak. İlginç geldi bana bu. Her caminin bahçesinde halk manavı kurulacak. Evet. Ve vatandaş oradan alışını yapacak. Evet. Satan da aracılardan uzak bir şekilde oradan satışı yapmış olacak. Belediyeler aracılığıyla. Evet. İlginç. Alternatif olarak belki de hakikaten sorgulanması gereken bir proje. KOBİ üssümüzde de aynı şekilde yurt dışına yani... Hiç yurt dışında satış yapmayıp da 21 tane ülkeye düzenli olarak satış yapan firmalar var. Bunların işte danışmanlığını yapan Büyükşehir Belediye Başkanımız, adayımız. Onların da bilgi, görgü ve şeyinden yararlanacağız. Güzel. Tecrübelerinden faydalanacağız. Başkanım, İzmit'e baktığınızda en temel sorun olarak gülümsemeyen insanları gördüğünüzü belirttik. Evet. Bunun dışında caddelerden, sokaklardan, üst geçitlerden vesaire genel bir kent panoraması değerlendirdiğinizde İzmit'te size göre neler eksik? Gülümsemenin dışında. Yaşamsal, kent aidiyeti anlamında neler eksik? Gökhan Onater şöyle bir düşündüğünde İzmit'teki eksiklikler ne ona göre? Şimdi bu trafik zaten yıllardan beri bitmeyen bir şey. Kargalardan da kurtulamadık. Artık kurtulmak gibi bir hedefimiz de yok zaten. Bıraktık. Önemli değil. Onlar da yaşasın ya. Sonuçta hayvanlarla ilgili sorun yok ama her akşam çıktığınız zaman o kargalardan kurtulma imkanınız yok yani. Doğru. Mutlaka hedef oluyorsunuz bir şekilde. Bir İzmit'te mutlaka cebinde ıslak mendil taşımak zorunda. Çok biz zor. Bizde böyle. Doğru. Yani onun dışında şimdi bir tramvay sistemi yapıldı. Tramvay sistemi çok yararlı oldu. O güzel bir şey.
bunun daha da ilerleyerek gitmesi lazım, daha da geliştirilmesi lazım. Hı-hı. Zaten uygar ülkeler esas olarak demir yoluyla halkının bir yerden bir yere gitmesini sağlıyor. Hı-hı. Buna mutlaka devam edilmesi lazım. Şimdi kalkıp bu belediye bunu yapmış, ben bunu iptal ediyorum demek gibi saçma bir şey olmaz. İyi olan ne varsa bunlar devam edecek. Evet. Ne diyorlar? AK Parti'nin belediyesi cenazelerde çok güzel hizmet veriyor. Tamam, bu tabii ki devam edecek. Kalkıp biz cenaze hizmetlerini geriye alacak halimiz yok yani. Hı-hı. Hı-hı. Ne varsa güzel olan kitap fuarı getirdiler. Kitap fuarı mutlaka devam etmesi lazım. Tabii oralarda küçük dokunuşlar olur ama esas olan bunların devam etmesi. Havamız, havayla ilgili bizim sorunumuz var. O havanın evet. temiz olması lazım. Şimdi bir çöp fabrikamız var. Çöp fabrikamızın daha uzağa alınması lazım. Halkın Hı-hı. olmadığı alanlara gitmesi lazım çöp fabrikasının. Bunun dışında denizimiz. Evet. Bu denizde ıstakozlar yetişiyordu eskiden. Şimdi öyleymiş, sadece deniz alanını görüyoruz. Evet. Ondan sonra içme suyumuz şu anda evlere içilebilir kalitede içme suyu geliyor ama her yere gelmiyor. Yani ara hatlardaki bozulmalar var. Hı-hı. Bunun düzenlenmesi lazım. İzmir bir de yokuş bir şehir yani. Evet. Yokuşlardan çıkması zor. Bu nedenle teleferik düşünülebilir. Şu anda o konuyla ilgili tabii bir fizibilite elimde olmadığı için bir şey diyemiyorum ama mutlaka bu konuyla ilgili uzmanları bunları çalıştıracağız. Bakacağız. Tekrar ben adaya Gökhan Onatar'a döneceğim. Evet. Çünkü ben kişisel olarak da tanıdığım için biraz da kamuoyuna, vatandaşa sizin insani tarafınızı tanıtmak arzusundayım. Renkli bir kimliğiniz var. Okuyorsunuz, yazıyorsunuz. Kaleminiz de oldukça kuvvetli. Bunu biliyor, bilenler benim. Bunun dışında bir de sporla da uğraşıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Aikido antrenörüyüm ben. Türkiye Wushu Federasyonu'na bağlı. Şehit Recep Polis Topaloğlu Spor Salonu'nda. İşte salı, perşembe, cumartesi günleri, çocuklara da cumartesi, pazar günleri eğitimler veriyoruz. O halde çocukları ve gençleri çok önemseyecek eğer İzmit Belediye Başkanı aday olursa, başkan olursa. Tabii zaten burada yüzme bilmeyen çocuk kalmasın, ilk yardım bilmeyen insan kalmasın, müzeleri gezmeyen insan kalmasın, müzeler cumartesi, pazarları da açık kalsın. Hep bunlar bizim projelerimiz. Bunun dışında gezilecek yerler var, turistik yerlerimiz. Turistik yerleri kimse bilmiyor İzmit'te. Oraları mutlaka herkesin gidip görmesi lazım. Başkanım. Bir, yine genel Kocaeli genelinde baktığınızda muhalif partilerle iktidara baktığınızda bir de en tepeden yukarıdan ciddi anlamda bir sert polemikler döndüğünü de değerlendirdiğinizde nasıl görüyorsunuz? Yani gelecek size umut veriyor mu? Türkiye'de yaşamak nasıl bir şey ve bu nasıl görüntü, olacak? İşte bu görüntü umut vermiyor. Zaten sorun orada. Yani karşı tarafı dışlayarak hiçbir şeyi kazanamazsın. Burada benim anlatmak istediğim şu. Eğer ben seçilirsem adayların hepsiyle beraber çalışırım. Seçilirsem daha önceki belediye başkanlarıyla da birlikte onlar doğal danışma meclisimiz olurlar. Seçilemezsem seçilenlere elinden gelen ne yardım varsa onu yapmaya hazırım. Bravo. Çünkü biz yani ben bir koltuğa geleyim bizim bir şeyimiz yok. Bir siyaset arzumuz yok. Biz mecburiyetten giriyoruz buna yani normal insanlar girmiyor. Şöyle siyasette. Bir Gresham kanunu vardır iktisatta. Kötü para iyi parayı piyasadan kovar. Cebinde 2 tane 5 lira varsa bir tanesi yıpranmışsa sen yıpranmışı cebinden çıkarmaya çalışırsın. Önce onu hemen harcamaya çalışırsın. Ondan kurtulmaya çalışırsın. Enteresan evet. Bu işte bu Gresham kanunu siyasette de geçerli. Şimdi siyaset kötü bir şey, siyaset kötü bir şey diye özellikle söylerler ki normal insanlar girmesin hep ortalık bize kalsın. Çok iyi bu ya. Bu olmasın diye mücadele ediyoruz bir taraftan. Yoksa bizim koltukta falan gözümüz yok. Ben hani Nazım Hikmet diyor ya. Devrimden önce bahçıvandı, devrimden sonra yine bahçıvan yani. Biz kendi işimize bakacağız. O nedenle zaten. Özellikle yapını bildiğim için ben de bu söylediğine senin adına kefilim başkanım. Peki tahmin almaya son olarak onu söylesem, bir de son cümlelerini rica etsem. Kocaeli genelinde ne olur durum sana göre? Yani tabii ki iddianı koruyacaksın, iddiaları koruyacağız. Ama benim sizi gördüğüm nokta toplumda farkındalık yaratmak adına uğraştığınızdır. Vatan evet, Partisi evet. ve siz kurulu. Adaylar olarak. Ben böyle bakıyorum meseleye. Dolayısıyla siz o görevinizi yerine getirdikten sonra... Bir değerlendirme alsam, bir tahmin alsam daha doğrusu ne olur 13-0 meselesi? 13-0 olmaz. Bu sefer olmaz diyorsunuz değil mi? Bu sefer olmayacağına inanıyorum. Ve de bu sonuçlarında AKP önemli bir ihtar olacağını, belki onların da normalleşebileceğini, bunun için bir işaret fişeği olacağını düşünüyorum. Çünkü biz de isteriz ki AKP'nin sonu kötü bitmesin. Nasıl işte diğer partiler yaptılar ama burada hata yapanlar varsa mutlaka bunların hesabı da sorulsun. Biz bunları isteriz. Evet. Ben zannetmiyorum. Şöyle evet. zaten kazanacak adamın reklam ihtiyacı yok. Bakın evet. ben hiç reklam yapmıyorum. Ama herkes ortalıkta afişler. Sesli. Çünkü onlar kaybedeceklerini zannediyorlar.
kaybetmekten ya da kazanamamaktan korkuyorlar. Ama bizim öyle bir korkumuz yok. Biz çıkıyoruz, fikirlerimizi anlatıyoruz. Evet, bulabildiğiniz her platformda anlattığınıza ben şahidim. Evet. Belediyemizin kapısını Nasrettin Hoca türbe şeklinde yapacağız. Mizah kenti olmanın göstergesi. İnsanlar buna baktığı zaman ne oluyor burada diyecekler. Halbuki aslında belediyemizin kapısı yok ve kapımız herkese açık. Çok güzel bir mesaj, harikulade. Denetimleri dronlarla yapacağız. Bildiğimiz yukarıdan. Ama şimdi burada şöyle bir şey var önemli. İnsanın özel hayatına girmiş olabilirsin. Üst katlarda oturanlar pencereyi kapatmamış olabilir. 300 metre yukarıdan baktığın zaman zaten bir şey görmez. Ama çıkan orada bir balkon çıkıntısı fazladan yapıldıysa onları görebilirsin. Veya tehlikeli bir durumlar olduğu zaman onları yerine tespit edebiliriz. Bu da enteresan. Evet, işte bakış açınızdaki farklılıklar burada belli ediyor kendini işte bu tür detaylarda. Yukarıdan denetim. Evet. Neye ihtiyaç var? Neye ihtiyaç var? En çok halka ihtiyacı olan şeyler. Her mahallede bir spor alanı olsun. Yani insana gitmek istedikleri rahat gitsinler. İnsanlar sağlıklı olsun. Herkes ilk yardım bilsin. Birbirini kurtarabilsin. Çok güzel. Çok doğru. Gibi. Avrupa'da hep bu var zaten. Evet. İlk yardım mutlaka öncelikle öğretilen çocuk yaşta konulardan yani bir tanesi. Yani olabiliriz aslında. Ama niyet önemli. Başkanım, ekonomiye girmişken tarıma destek konusunu biraz açar mısınız? Çünkü ilginç bir detaylı proje var. Şimdi 110 yıl önce yapılan tarım istatistiklerinde İzmit'in Türkiye çapında üretilen bazı ürünlerde ortalamanın üzerinde olduğu ya da ortalamaya yakın olduğunu görüyoruz. Hangi ürünler bunlar? Bunlar İzmit'te mısır ve yulaf yüksekte. Diğer yine yüksek olup da ortalamaya yakın olanlar tütün, keten, pamuk gibi sanayi bitkileri. Üzüm var, zeytin var, incir var, ceviz var, kestane var ve süt ve yumurta. Bunların hepsi bu kentte çokça üretiliyor. Herkese de yetebilir. Bunlar aynı zamanda üretimi artırılarak pazarlanması da yapılabilir. Köy manavlarıyla birlikte. Köy manavları. Sizin bir anıt projeniz var başkanım. Ondan da vatandaşlarımıza bilgi verelim lütfen. Ben etkilenmiştim ondan çok. Peki, şöyle anlatayım. Şimdi ben mali müşavirim. Haberlere de bakıyoruz. Ekonomi haberleri tabii doğal olarak bizim ilgimizi çekiyor. Mutlaka. En çok geri dönen ve protesto edilen çekin Kocaeli'de olduğunu görüyoruz. Bunun için bu şu anlama geliyor. İnsanlar sözlerini tutmuyorsa yazdıkları sözleşmelere de uymuyorlar demektir. Sözünü tutması lazımdır. Bizde nedir? Söz namustur. Yıllardan beri bilinen şey. En önemli Türk örf ve şeyidir. Türk geleneğidir. Türk geleneğidir. Şimdi Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Miralay Reşat Çiğiltepe ne diyor? 10-15 dakika sonra ben tepeyi ele geçireceğim paşam diyor. Geçiremeyince orada intihar ediyor. Bizim burada Osman Gazi Köprüsü yaparken halat kopuyor. Japon mühendis kişi, Ruyo işçi. Onuruna yediremiyor ve intihar ediyor. Onuruna yediremiyor. Gidiyor kendi mezarını kazıyor. Orada kendi kendine hareket yapıyor. İntihar ediyor. Şimdi bu adamlar verdikleri sözü tutmak isteyip tutamamış. Ve bunu onurlarına yedirememiş insanlar. Bunu bizim Kocaeli halkına anlatabilmemiz için İzmitlilere bir anıt yapmayı düşünüyoruz. Anıtın adı da Söz Namustur Sorumluluk Anıtı. Söz Namustur Sorumluluk Anıtı. Evet. Bunun yapılmasını istiyoruz. Farkındalığı da böylelikle hep göz önünde tutmuş olacağız o konuyla ilgili, evet, değil mi? Evet. Harika. O önemli. Pankuş yönetim tarzı. Pankuş yönetim tarzı şu. Hititler döneminde halk meclislerinin isim Pankuş'tur. Biz de aynı sistemi kullanacağız. Yani belediye çalışanlarıyla belediye yönetilecek. Her nerede insanlar çalışıyor ve üretim yapıyorsa orada kendi kendini yönetmeyi öğrenecekler. Biz buna köyden kente halk meclisleri yöntemini yapıyoruz daha Türkçesi olarak. Hı hı. Ama Pankuş Hititlerden kaldığı için en eski tarihe dayanarak. Aslında sempatik de bir kulağa gelen şey var. Çok güzel bir isim. Ben de beğeniyorum. Evet. Her kademede bunları yaptığınız zaman zaten başımıza bu tür belalar hiçbir zaman olmayacak. İnsanların fikrini sormak lazım. İnsanların fikrini sormadıkları için insanlar küsüyorlar, somurtuyorlar. Somurtmuş bir İzmit oluyor. Biz ne diyoruz? Gülen bir İzmit. Yolunuz açık olsun diliyorum. Çok sağ olun. Seçimden sonra yeniden görüşmek üzere. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Bütün İzmit halkına teşekkür ederim. Desteklerini bekliyoruz. Sağ olun. Sağ olun.